Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, dünya genelindeki işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre dünya genelinde işsiz sayısı 2014'te 200 milyonu aştı. Örgüt gelecek için de karamsar bir tablo çizdi. ILO'ya göre 5 yılda en az 11 milyon kişi daha işsiz kalacak. Kapitalist sistem dünya ülkelerinin ekonomilerinde ağır yaralar oluşturdu. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok dünya ülkesi küresel ekonomik krizin etkisi altında. ABD ekonomisi dahi geçen yıl birçok kez krizin eşiğinden döndü. Her ne kadar siyasiler pembe tablolar çizse de dünya büyük bir ekonomik kaosta. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun yayınladığı işsizlik raporu bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. ILO verilerine göre dünya genelinde işsiz sayısı 200 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen ILO Genel Direktörü Guy Ryder, 2014 yılında dünya genelindeki işsiz sayısının 201 milyona yükseldiğini söyledi. My message today cannot be better expressed. Ryder bu yıl dünyadaki işsizlere 3 milyon kişinin daha ekleneceğini ve 2015 sonunda toplam işsiz sayısının 204 milyona ulaşacağını da ifade etti. ILO gelecek için de karamsar bir tablo çizdi. Bu yıl istihdam raporunda önümüzdeki 5 yıl içinde 11 milyon kişinin daha işsiz kalacağı ve 2019 yılında dünya genelindeki işsiz sayısının 212 milyona yükseleceği belirtildi. Raporda dünyadaki gelir eşitsizliğinin artmaya devam edeceği uyarısında da bulunuldu. ILO raporunda dünyada en zengin %10'luk dilimde yer alanların toplam gelirin %30'u ila 40'ını kazandığı, en düşük gelire sahip %10'luk dilimdekilerin ise toplam gelirin %2 ila 7'sini kazandığı ifade edildi.